Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve İstiklal Yolu kahramanlarına saygı yürüyüşü düzenlendi. Çankırı Valiliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, Kanı Kolları'nın konaklama noktasında yer aldığı İstiklal Yolu'nun Ilgaz Kıyısın bölümünde gerçekleşti. Türk bayrakları eşliğinde 3 oluk karakolunda yürüyüşe geçen gençler marşlar eşliğinde Kıyısın Köyü'ne kadar yürüdü. Köy girişinde Gazi Üniversitesi öğrencileri tarafından karşılanan yürüyüş ekibi, hep birlikte köy meydanına kadar yürüdü. İstiklal Yolu adı verilen bu yol, İnebolu sahilinden başlamak suretiyle Kastamonu ve Çankırı üzerinden Ankara'ya uzanan önemli bir yoldur. Türk Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'ya deniz yoluyla gelen cephane, kanılarla bu yoldan cepheye götürülmüştür. Şerife Bacı'nın bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olduğu yol işte bu yoldur. Bu yolu yürümek elbette Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan aziz milletimizi anlamaya yetmez. Lakin bir nebze de olsa burada yaşananları tahmin etmemizi ve onları anlamamızı sağladığını düşünüyorum. Özellikle de gençlerimizin bugünün anlam ve önemini kavraması açısından burada toplanmış olmamız oldukça önem arz etmekte. Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı sayılan bir günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Bugün yine İstiklal Yolu'ndan istikbale bir not bırakıyoruz. Buradan şehitlerimize dualar gönderiyoruz. Buradan tarihe bir iz bırakıyoruz. Geleceğe bir heyecan katıyoruz. Bu yönüyle de İstiklal Yolu'ndan istikbale giden, bağımsızlık yolunda emek çeken, gayret gösteren, fedakarlık yapan, şehadet şerbetini içen Gazi kalan herkesi burada minnetle anıyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak biz bu milletin her bir değerine sahip çıkma, yaşatma ve yeni değerler üretme adına gayretlerimiz devam edecektir. Bugün İstiklal Yolu'yla ilgili birçok çalışma, birçok araştırma yapılmış. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak da bu çalışmaların odağında olmaktan her zaman mutluluk duymuşuz. Şimdi İstiklal Yolu'nda çekilen sıkıntıların, gayretlerin sonucu elbette bize bir bağımsızlık getirmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de, Anadolu coğrafyasında yaşayan her bir fert İstiklal Yolu kahramanlarına minnet borçludur. Bizim tarihimiz birçok olaylarla doludur. Birçok imtihanlarla yüzleşmişizdir. Zaten büyük millet yolu, büyük millet olmanın yoludur imtihanlarla yüzleşmek. Ama imtihanların her aşamasından elhamdülillah biz gayretle, fedakarlıkla üstesinden gelerek çıkmışızdır. Ve dünya artık şunu biliyor. Tarihte 17 tane imparatorluk kuran Türkler bundan sonra da etkisini, gücünü her safhada, her aşamada gösterecektir. Ama Türklerin diğer milletlerden farklı bir yanı vardır. Nedir o yan? Biz gittiğimiz her yere nizam-ı alem için gidiyoruz. Biz gittiğimiz her yere adaleti götürmek için gidiyoruz. Paylaşımı arttırmak için gidiyoruz. Medeniyetimizin tüm unsurlarını orada inşa etmek için gidiyoruz. Bugün dünyada gelişen teknolojiye rağmen milyarlarca insan aç ise, milyarlarca insan sıkıntılar altında inliyorsa ve halen daha sömürü düzeni ortaya koyuluyorsa demek ki bu dünya yeniden Türk'ün anlayışına muhtaç. Bu gayretle, azimle bizler çok çalışacağız. Dolayısıyla gençlerimize bu hususta çok büyük vazifeler düşmekte. Ve gençlerimizin bu idrakla, bu iradeyle, bu şuurla da üzerindeki bu tarihi sorumluluğu da üzerine rahatlıkla atacağından da eminiz. Kurtuluş mücadelemize giden yolda azimle, kahramanlıkla, cesaretle çok önemli bir görevin ifa edildiği, cepheye cephanelerin sevk edildiği İstiklal Yolu'nda sizlerle beraber burada bulunmaktan ve özellikle Gazi Üniversitemizden gelen gençleri ve tüm gençlerimizi burada misafir etmekten çok büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Belki hep beraber aslında biraz önce yürüdüğümüz yolda İstiklal mücadelesinin hangi fedakarlıklarla gerçekleştirildiğini, o zamanın şartları ve o zamanın vasıtalarıyla o yoldan ta Ankara'ya kadar, Ankara'dan sonra da aslında cephe hattına kadar cephanelerin nasıl sevk edildiğini
O zamanın manevi havasını bir nebze teneffüs etmeye çalıştık. Ben her zaman bu kurtuluş mücadelesinde yapılmış olan fedakarlıklar ve harcanmış olan emeğin ve aslında feda edilmiş olan canların gençlerimize anlatılmasını çok önemsiyorum. İnşallah İstiklal yoluyla ilgili olarak yapmış olduğumuz her türlü faaliyetin buna hizmet etmesi için el birliği içerisinde gayret göstermekteyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hayal ettiğimiz, bizi duygulandıran İstiklal yolunda öğrencilerimizle, hocalarımızla birlikte Atatürk ve İstiklal yolu kahramanlarına saygı yürüyüşü düzenlemek istedik. Bütün Gazi Üniversitesi'nin üst yönetimi ve özellikle tabii ki Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi'mizin çalışanları gönülden destek oldular. Biz Çankırı'da Kıyısın Köyü'nde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz, gurur içerisindeyiz. Kız öğrencilerimiz Şerife Bacıların, Rahime Kaptanların, Halime Çavuşların kıyafetinde buraya geldiler. Diyoruz ki biz her yaştaki Türk gençliği İstiklal Yolu kahramanlarının izindeyiz. Atatürk'ü kalbimizin en derin köşelerinde yaşatıyoruz ve onun izinde bir Gazi Üniversitesi olarak mensupları olarak yürümekten onur duyuyoruz. Milli mücadelemizin başlangıcı 19 Mayıs ve bu mücadelenin kazanılmasında Türk köylüsü özellikle kanılarla cephe gerisinde cepheye mermi taşıyarak büyük destekler sağladılar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii Kurtuluş Savaşı bu Türk toplumunun tarih boyunca verdiği en önemli mücadeleden birisidir. Atatürk halkıyla bütünleşmiştir. Bunun en güzel örneğini İnebolu'dan Ankara'ya nakledilen gerek insanlar, gerek cephane, malzeme, bunu cephede, eşleri cephede kadınlarımız bu ulaşımı kanlılarla, develerle, eşek yükleriyle sağlamışlardır. Anadolu kadınımızın en güzel fedakarlık örneğini Çankırı kadını vermiştir, Kastamonu kadını vermiştir. İstiklal yolunda şimdi şöyle ki kadınlarımız kanıyla, gerek öküzlerle her şeyi yürümüşler zamanında. Biz de bu yoldan yürüdük ve onların yaşadığı zorlukları, bir de kış aylarında yürüdüler tabii onlar. Biz de bu zorluğu test etmiş olduk onlarla birlikte. Bulunduğumuz ortam dolayısıyla da aynı şeyi biz de yaşadık, duyguyu. 19 Mayıs'ın 103. yılındayız. Hep beraber Türk milleti olarak 103. yılı idrak ediyoruz. İstiklal yolunun önemi çok büyük biz Türkler için. Özellikle milli mücadele döneminde bu yolu hem cephane hem de aslında geri planda fazla işlenilmeyen bir şey, fikir hayatını da biz buradan taşıdık. Mesela İstanbul'dan gelen aydınlar, Kafkasya'dan gelen aydınlar, pek çok aydın bu yolu kullandı. Pek çok marşımız var ama İstiklal Yolu içinde hakikaten buradan müzisyenlere sesleniyorum. Bu yolu bir marşının yapılması lazım. Buna artık Çankırı Valiliği mi ön ayak olur, belediyemiz mi ön ayak olur? Güzel bir sözleriyle ve güftesi ve müziğiyle çok güzel bir marşının yapılması lazım. Bu yolu marşlarla yürümemiz lazım. Kurşunlu Tarih Araştırmalı Derneği olarak da bir elimiz bizim bu yolda olacak. Burayla ilgili çalışmalarımız, araştırmalarımız devam edecek. Çoşku'nun zirve yaptığı etkinlikte Gazi Üniversitesi Halk Dansları Toplulukları ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Sanat Topluluğunca Türk Dünyası başta olmak üzere farklı yörelerden halk oyunları gösterisi sunuldu. Yeah.
derler.